Sayın seyirciler, bugün aslında çok önemli bir konuyu konuşacağız burada. Cinnet konusunu konuşacağız. Tabii hep haber bültenlerimizde sizlere de aktarıyoruz. Cinnet geçiren pek çok insan oluyor. Tabii cinnet nedir? Nasıl geçirilir? Cinnet geçirmeden önce acaba bir uyarı verebilir mi, vermez mi? Yapılabilecek olan bir şeyler var mı? Önlem anlamında nasıl davranmak gerekir? İşte bütün bunları konuşmak üzere Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Orhan Doğan bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun. Efendim, öncelikle şimdi cinnet nedirle başlayalım. Doğru kullanıyor muyuz öncelikle bu ifadeyi? Hep kullanıyoruz haberlerde çünkü. Nasıl değerlendirirsiniz? Doğru. Günlük yaşamda da kullanılıyor. Cinnet dediğimiz zaman delilik anlamı taşıyan bir sözcüğü kullanıyoruz aslında. Fakat evet, biz gerek delilik gerek cinneti kullanmayız. Eskiden daha çok kullanılırdı. Ruh hastalığı, ruhsal bozukluklar gibi terimler daha yaygın kullanılıyor. Evet. Ancak cinnet geçirmek, cinnet getirmek gibi deyimler yerleşik hale aldı ve maalesef yazılı basının 3. sayfasında ve zaman zaman da görsel basında karşımıza çıkıyor. Cinnet geçirmek genellikle sanki hiçbir şey yokken birdenbire ortaya çıkan bir davranış gibi görülebilse de aslında böyle değil. Çünkü cinnet geçirmek dediğimiz durum belki aniden, beklenmedik bir zamanda aşırı bir öfke patlaması ve sonucu düşünülmeyen davranışlar diye özetleyebiliriz. Fakat durduk yerde herhangi bir rahatsızlığı olmayan, herhangi bir hastalık veya kafa travması geçirmeyen bir kişide cinnet beklenmez, beklenmemeli de. Peki o zaman belki sorduğunuz sorulardan devam edersek, evet, kimler cinnet geçirebilir? Böyle ya yatkın da olan bir insan profili var mı bu konuda? İnsan profili olarak belki şunu söyleyebiliriz. Aralıklı patlayıcı bozukluk diye bir bozukluk var. Bu normal yaşamını sürdürürken aniden hiç beklenmedik biçimde ve fevri davranışlar göstermek şeklinde düşünebiliriz. Yani nasıl mesela fevri davranışlar? Yani aniden sinirlenmek, öfke patlaması, evet, bağırmak, evet, hırçınlaşmak, tabii, bütün tabii bunlar. Evet. Bu geçici bir süredir ve fiziksel şiddete de, sadece sözel değil, fiziksel şiddete de varabilir. Ancak cinnet geçirme deyimi, yani biraz önce söylediğimiz kontrolsüz öfke patlamaları ve davranışların gösterilmesi en çok şu durumlarda olur. Örneğin bir kafa travması geçirdi kişi ve beyin hasarı oluştu. Onlar da olabilir. Günümüzde giderek ülkemizde de yaygınlaşan alkol madde bağımlılığı önemli bir etken. Çok ağır bir depresyon geçirilmesi veya kuşkuculuk hastalığı diyelim, terimleri çok önemli değil belki, evet, kuşkuculuk hastalığında ya da ağır psikotik bozukluklarda, örneğin şizofreni gibi. Çünkü ağır hastalıklarda organik kökenli kişilik değişikliklerinde kimi zaman ses duyma, olmayan sesleri duyma, evet, ve o seslerin emir vermesi şeklinde bazı şunu yap, bunu yap gibi komutlar görülebilir ve insan ona uyabilir. Ama en çok görülen büyük oranda kişinin artık kendini çaresiz hissetmesi ya da ağır bir depresyonda intihar girişiminde bulunacaksa ya da ölmeyi çok düşünüyorsa sevdikleri kim olabilir? Çocukları, eşi. Sevdikleri yalnız kalmasın. Bensiz yapayalnız ne yapacaklar düşüncesini de göz önüne alırsak sanki öteki dünyaya birlikte gitme isteği gibi düşünülebilir. Evet. Bunlar en sık yani karşılaştığımız durumlar. Yani çocuklarını, eşini öldürenler aslında biraz bu ruh haline de girmiş vakalar oluyor bu noktada. Evet. Ha, büyük oranda ya madde bağımlısıdır, evet, ya kafa travması geçirip beyni hasara uğramıştır ya da ağır ruhsal hastalığı vardır. Peki aniden ortaya çıkabilir mi? Şimdi genel olarak halk arasında öyle bir izlenim var. Evet. Ancak aniden ortaya çıkması beklenmez. Yani bunun bir öncü gelişi adım mevcut. Evet. Onu şöyle söyleyebiliriz. Belki bir kişinin gerek düşünce yapısında, gerek kişilik özelliklerinde ve davranışlarında ona uymayan değişiklikler görmeye başladıksa o zaman araştırmak gerek. Tabii, nasıl uymayan hocam? Yani uymayan derken? Örnek için şunu verebiliriz. Diyelim sakin bir insan var. Evet. Ama insan ilişkileri gayet iyi, evet, normal zamanında. Bu kişi içe kapanıyor. Artık kimseyle konuşmamaya başlıyor. Hiç konuşmadığı halde zaman zaman
bağırıyor, öfke patlaması yaşıyor. Sanki zihninden bir plan kurar gibi izlenim bırakıyor. Veya diğer insanlarla görüşmemek için eve kapanıp kalıyor. Biraz gibi. Bahaneler üreten bir durumda durabiliyor. Tabii. Evet. Veya sakin bir insan ama her zamankine göre çok daha öfkeli. Evet. Veya madde kullanma oranı, sigaradan tutun da alkol veya uyuşturucu gibi. Eğer kullanıyorsa artmış olabilir veya yeni başlamış olabilir. Bunların hepsi ipucudur. Veya ölümden söz edebilir. Veya ölümün ne kadar güzel olduğundan. Veya bu dünyanın artık çekilmez, yaşanılmaz olduğundan söz edebilir. Bunun gibi özellikler aile için, yakın çevresi için ipucu oluşturmalı. Ve hemen araştırmak gerekir. Çünkü nadiren de olsa kişilik değişiklikleri beyin tümörlerinde de görülebilir. Özellikle alın lobu diyelim. Alnımızın içindeki lobda tümör varsa o da davranış ve düşünce, kişilik özelliği değişikliklerine yol açabilir. O nedenle hemen bir sağlık kurumuna başvurmakta yarar var. Eğer önceden bilinen bir hastalığı varsa, ki bu da çok önemli, ağır bir depresyon veya şizofreni gibi bilindiği için isim veriyorum, psikotik bozukluğu varsa yapılması gereken şey acaba ilaçların düzenli kullanıyor mu? Evet. Yeni bir alevlenme mi oldu? Eğer ilaçların düzenli kullanmıyorsa bir an önce düzenli kullanmasını sağlamak. Eğer aile de durumunu kötü görüyorsa belki yatırılmak üzere hastaneye başvurmak en doğrusu olur. Evet, yani bu noktada aslında her hareket değişikliğini, her davranış değişikliğini de doğru irdeleyebilmek lazım. Evet. Bu konuda da ne yazık ki aslında çok bilince sahip değiliz. Yani bir yakınımızda tabii olabilecek ani bir değişimi çok doğru bir şekilde gözlemliyor olabilmek lazım ki yardım edebilelim. Doğru. Bu konuda da aslında ne yazık ki insan çok yakında bile yardım edemeyebiliyor çoğu zaman. Önceden tahmin etmek noktasını biraz konuşacak olursak, hani hemen hop diye olmuyor dediniz. Evet. Bunun bir öncesi var elbette. Başka yaşananlar belki hayattaki büyük travmalar bu süreci biraz tetikler noktada. Önlem adına nasıl bir tavır içine girmek lazım? Neler yapmak lazım? Şimdi, eğer yakınımızda böyle gözlemlerimiz varsa, işte içine kapandıysa eğer ya da çok ani öfke patlamaları yaşıyorsa nasıl yardım edebiliriz bu noktada? Bunu iki alt başlıkta ele almak mümkün. Birincisi kişiye özel önlemler. Evet. Yani kişi düzeyinde değişebilir bu. Evet. Çok içine kapandıysa veya çok öfkeli ve bunu da açığa vuruyorsa veya sanki bir plan yapıyor gibi aşırı düşünceliyse hemen hekime başvurmak, hastaneye başvurmak. Eğer önceden beri tedavi görüyorsa kendi hekimine ve hastanesine başvurmak. Evet. Fakat bunu toplum düzeyinde ele alırsak toplumun ruh sağlığı konusunda bilgilendirilmesi çok önemli. Hangi durumlarda söylediğiniz gibi bir ipucu olabilir, evet. Hangisi normal? Evet. Eğer ben sıkıntılı bir olay yaşadımsa benim birkaç saatlik sıkıntı yaşamam gayet normaldir ve insani bir tepki. Hepimiz yaşıyoruz aslında bunu sürekli. Evet. O zaman bunu bir belirti gibi görmemek gerekir. Ancak bu haftalar, aylar alabilir belki, kişi plan yapabilir. Evet. Kimi yanında götürecek gibi o düşünceli durumu bu plan yapmakla ilgili olabilir. Bu nedenle bu kadar uzun süre beklememek gerekir. Zaten iş ya da sosyal yönden işlevselliğinde bozulma varsa veya okul başarısı çok düşmüşse o zaman hemen bize bir alarm zili gibi çalması ve bizi uyarması gerekir bu durumun. Evet. Ama toplumsal açıdan baktığımızda bilgilendirme, madde bağımlılığını azaltmaya yönelik önlemler, ki bunda en önemlisi aile ilişkilerinin sağlıklı, sevgi, yakınlık içinde olması. Bunun dışında toplumsal olarak hoşgörü temelini artırmak veya temelini atmak, bunu uygulamak ve bunun dışında da özellikle ağır ruhsal hastalığı olanlarda mümkün olduğu kadar bu kişinin veya kişilerin hastaneye gelmesi değil, olabildiğince sık onları yakından izlemeye çalışmak. Zaten şu anda toplum ruh sağlığı merkezleri diye bazı merkezler açıldı. 54 merkezimiz var şu anda Türkiye'de. Bunları yaygınlaştırmak, sadece ağır hastalığı olan değil tüm
ruh sağlığı bozuk olanlara yardımı ulaşılır hale getirmek. Bu merkezler nasıl hocam? Ya nasıl müracaat ediliyor? Merkezler nasıl çalışıyor? Biraz aslında bu konuda dediğim gibi çok bilgiye de sahip değiliz toplum olarak zannediyorum ki. Yani biraz bilinçlenmek lazım. Yeni sayılır. Evet. Yani yeni dediğim 1-2 yıllık bir geçmişi var. 54 merkez açıldı. Evet. Ve bunlar şimdilik kaydıyla yalnız ağır ruhsal hastalığı olanları toplum içinde tedavi etmeye ve onları rehabilite etmeye yönelik çalışmalar yapıyor. Evet. Ve bu kişiler başvurmasa bile toplum ruh sağlığı merkezi çalışanları bu kişileri hastanelerden veya aile hekimliği veya eski sağlık ocaklarından buluyor ve evlerine ayaklarına gidiyor. Çok ve, güzel bir uygulama. Evet. Tabii. Ve bu şekilde onları toplumdan soyutlamadan, evet, hastaneye yatmaya gerek kalmadan toplum içinde iyi halde tutmaya çalışan kurumlar bunlar. Ve bildiğim kadarıyla Sağlık Bakanlığı bu toplum ruh sağlığı merkezlerinin sayısını hızla artıracak. Ve o kurumlarda çalışacak zaten ekip bu. Tek başına bir hekim değil. Elbette. Hemşire, psikolog, sosyal çalışmacı gibi disiplinlerden oluşan ekip var. Hatta beslenme uzmanı. İlaç yan etkisiyle ilgili. Beslenme de çok önemli mi bu konuda? Beslenme özellikle ruh sağlığı açısından şu açıdan önemli. Belki bu cinnetle ilgisi yok ama insanın kendine güven duygusu kendini algılamasıyla da çok yakından ilgili. Eğer ben kendimi kilom ne olursa olsun çok kilolu algılıyorsam ve bu benim kendime güvenimi düşürüyorsa ruh sağlığımı bozar. Veya bir deri bir kemik kalmış, bu genç kız hastalığı biliyorsunuz, evet, anoreksiya, evet, nervoza. Evet. Bir deri bir kemik neredeyse. Ama bir hala kendini kilolu hisseder. Kilolu hissediyor. Evet. İşte bu açıdan baktığımızda beslenme de önemli. O konuda da yapılacak şey gerektiği kadar kalori almak. Fakat daha önemlisi belki egzersiz yapmak. Evet. Bunu çok ihmal ediyoruz aslında toplum olarak. Ne yazık ki çok, evet, yatkın değiliz. Hayatımıza da belki çocukluk yaşlarında bunu adet haline, doğru, getirmediğimiz için sonradan da tabii ki uygulamak ama zorlaşıyor. Ama şimdi ben görüyorum. Ciddi kampanyalar var. Kampanya Sağlık Bakanlığı'nın da bu konuda belediyelerin çok önemli çalışmaları. Spor parkı diyorum ben, aynen, ona. Aletleri var. Evet. Ve halk gidiyor, çalışıyor. Özellikle emekliler sanıyorum. Ben sabahları görüyorum, evet, çünkü işe gelirken. Evet. Kıyıda onlar o aletlerde hareket yapıyor, yürüyüş yapıyor. Bunlar çok olumlu gelişmeler. Evet, çok olumlu. Obeziteyle mücadele, tabii, adına da bu anlamda da bakanlığın bir kampanya da var. Aynen, çok önemli çalışmaları, kampanyaları da sürekli devam ediyor. Peki şimdi son yılları biraz gözlemlediğiniz zaman bu vakalar daha da artış gösterdi mi sizce? Hani biz haberlerde sürekli aktarıyoruz tabii ki. Hemen her gün aslında böyle bir haber bültenlerde muhakkak oluyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir hekim olarak Hanım, geçmiş yıllarla biraz kıyasladığınızda nasıl görüyorsunuz? Ben 31 yıllık hekimim. Evet. Bütün hekimliğim boyunca da psikiyatrinin içindeydim. Evet. Onun için bazı şeyler söyleme hakkım ve yetkim var gibi düşünüyorum. Buyurun lütfen. Bu süre içinde her ne kadar biraz önce yeterince bilgili değiliz desek de 20 yıl, 30 yıl öncesine ruh sağlığı ve hastalıkları konusunda toplumdaki bilgi düzeyi arttı. Bunda sadece bizim çabamız, sadece sizin çabanız değil, aynı zamanda insanların merakı ve teknolojik gelişmeler de rol oynadı. Bu açıdan baktığımızda olumlu bir gelişme bu. Fakat ruh sağlığımız giderek bozuluyor mu? Bence evet. Evet. Bu mutlaka ağır hastalık anlamında söylemiyorum. Fakat daha hoşgörüsüz bir toplum olduk. Evet. Şiddeti daha çok kanıksamış bir toplum haline geliyoruz zaman içinde. Aile ilişkileri giderek çözülüyor. Kültürel değer yargıları giderek, yanlış olmasa gerek sözcük, yozlaşıyor. Yani toplumsal bir çözülme söz konusu. Ruh sağlığımız giderek bozuluyor ama bunda kentleşmenin de rolü var. Kalabalıkta yaşamanın da rolü var. Trafiğin de rolü var. Hepsinin. Aslında elektroniğin hayatımıza bu kadar girmesinin de rolü var belki. Evet. Çünkü bu konuya ilişkin de geçtiğimiz programlarda bir konuğumuz
ile birlikte konuşmuştuk aslında. Bu kadar çok işte cep telefonları, bilgisayarlar sürekli aslında onlardan yayılan bu manyetik aslında bir anlamda her şeyi bozuyor. Bütün algıları bozuyor, daha agresifleştiriyor. Aslında bu çok önemli bir nokta belki ama maalesef onlarla da yaşamak zorundayız. Tabii belki koruyucu tedbirler almak çok önemli. Nedir bu yapmamız gereken? Yani şimdi, koruyucu anlamında, önlem anlamında çok basit, ne önerirsiniz? Günlük yaşamla ilgili söyleyeceğim herhalde. Teknolojik araçlarla. Gayet tabii. Olabildiğince cep telefonunu üstümüzde taşımamak. Aynen. Benim cep telefonum çantamda. Evet. İki, cep telefonunu mümkünse kulaklıkla kullanmak. Üç, yatak odamızda bulundurmamak veya en az bir metre uzaklıkta olması. En yakın olarak bir metre daha uzakta olsun mümkünse. Mikrodalga fırınlar var. Aynen. Ondan yayılan radyasyon 70 santime kadar etkili. Mikrodalgayı çalıştırdık. En az 70 santimetre uzaklaşmamız gerekiyor. Evet. Televizyonlar yine hem elektrik tasarruf için de söylemiş olalım. Standby konumunda olmamalı. Televizyonun düğmesinden kapatılmalı. Hı hı. Yani kumandayla kapattığımız zaman kırmızı ışık görünür. Yine enerji harcıyoruz. Yine radyasyon yayılıyor. Bunun gibi bilgisayar. Ben çalışıyorum ama bir başka nedenle yarım saat, bir saat ara vereceğim. Kapatmalıyım onu. Hem tasarruf hem radyasyon açısından çok yönlü bir yararı var. Evet. Bunun gibi. İşte aslında hani cinnet konuşurken bunları da konuşmak çok faydalı aslında. Tabii, yani hayatımızda biz hiç farkına varmıyoruz belki ama bizi etkileyen o kadar olumsuz bir araya gelince belki işte bu cinnet gibi işte psikolojik rahatsızlıklar gibi aslında şimdi, değil mi? Aslında pek Burcu çok şeyi tetikliyor, cinnet pek çok uç nokta aslında. Aynen. Ama biraz önce söylediğiniz verdiğiniz örnekler aslında günlük yaşamda her zaman ve herkesin karşılaştığı durumlar. Evet. O açıdan koruyucu ruh sağlığı için bir şeyler söylenecekse önce günlük yaşamdaki önemsiz gibi görünen ama biriktiğinde çok önemli hale gelebilen etkenleri ortadan kaldırmak veya etkisini en aza indirmemiz gerekir. Bunlar daha önemli. Evet. Çünkü bunlar birikerek zaman içinde ve bir zemin, bir temel varsa cinnet geçirme demeyeyim ama tedavi gerektiren veya hastaneye yatmayı gerektiren ruhsal bozukluklara dönüşebiliyor veya gelişebiliyor. Onun için yılanın başı küçükken ezilmeli denilen, ağaç yaşken eğilir denilen atasözlerini de dikkate alırsak en küçük ve en kolay önlenebilir etkenleri ekarte etmek, onları izole etmek gerekir. Onlardan sonra en çok üzerinde durulması gereken aile ilişkileri ve toplumdaki insan ilişkileri. İletişim bozuklukları aile içinde şimdi ben kendimi dışlamıyorum kimse yanlış anlamasın ama aile 3 kişi ise 3 birey ayrı odalarda. İkisi odada biri salonda herkes ya televizyonun ya bilgisayarın. Artık böyle oldu ne yazık ki ailenin yaşantısı buna döndü. Evet. İletişim çok azaldı, evet. Paylaşma çok azaldı. Ama bu yalnız ailede değil, genel olarak toplumda da böyle. Eskiden ben yaşım gereği bunları rahatça söyleyebiliyorum. Evet. Aile gezmeleri, oturmalar vardı, sohbet vardı. Birlikte bir şey yapmak vardı komşularla veya dostlarla. Ama şimdi aileler birbirinin evine gitmiyor. Şimdi dizi kültürü var artık ne yazık ki. Artık diziler o dönemi kapsamış durumda. Aynı binada birbirini tanımayan komşular var. Aynı binada oturuyor. Eskiden mümkün değildi böyle bir şey. Bırakın binayı, bir mahalle birbirini tanırdı. Yani ruh sağlığı açısından da, toplumun ayakta kalması açısından da aile ve toplumsal ilişkiler ve iletişim çok önemli. Evet. Bu da ruh sağlığını koruma açısından gerekli bir etken, özellik. Ama giderek aile yapımız çözülüyor. Buna dikkat çekmek gerek. Evet, bu da tabii ki beraberinde pek çok psikolojik rahatsızlığı da getiriyor. En başta yalnızlığı. Evet, en başta işte yalnızlıkla beraber de aslında yani uç nokta diyoruz cinnet için ama bir şekilde buraya doğru da bir gidiş başlıyor ne yazık ki elbette. Peki bu noktada bir toparlayacak olursak artık konuyu. Yani konumuz cinnetti. Sizi bu sebeple de konuk ettik. Biraz cinneti tekrar irdeleyecek olursak böyle bir durum
durumdaki hastaya ilk etapta ne yapılmalı? Yani cinnet geçiren birini gördüğümüz zaman. Siz aslında çok önemli bir noktadan da bahsettiniz. Ben onu da işaretlemiştim. Başbakan Erdoğan açıklamalarını ekranlarınıza getirdik sevgili seyirciler. Hocam sanki konumuzla da çok alakalı açıklamalarda bulundu. Oldu. Aile ve Sosyal Politikalar Zirvesi'nde açıklamalarını sürdürüyor Başbakan Erdoğan. Bu konuyu aslında siz ne düşünüyorsunuz? Hani yardıma muhtaç olan ailelere ilişkin açıklamalarda da bulundu. Nasıl değerlendirirsiniz? Önce katılır mısınız? Sayın Başbakan'ın kadınla ve anneye vurgusu çok yerinde. Evet. Bence de kadın ve anne ailenin temel direği. Evet. Erkek önemsiz mi? Hayır, ama kadın daha önemli. Onu vurgulayalım. Aile için. Belki ruh sağlığı açısından da yardım alan olmak yerine üreten ve o üretime yaptığı katkının karşılığını alan bir insan olmak daha önemli. Evet. Yani ruh sağlığında üretme kavramı çok önemli. Artık klasik bilgi ve birçok kişi duymuştur. Freud ruh sağlığını sevmek ve çalışmak diye özetliyor. Yardım elbette önemli, bizim kültürümüzde de var, ama bu yardım tembelliğe itmesin. O nedenle kadın, erkek kim olursa olsun onlara iş olanağı yaratmak, onların üretme, bir şey yaratma gururunu yaşamasını sağlamak ve onun karşılığını maddi olarak almasını sağlamak çok daha önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim yayınımıza katıldınız. Tabii önemli bilgiler de aktardınız. Profesör Doktor Orhan Doğan'la beraberdik sevgili seyirciler. Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi. Özellikle gündemde tabii cinnet konusu vardı. Cinnet nasıl geçirilir? Kimler daha yatkındır? Nasıl yardım etmek gerekir? Öncesinde alınması gereken önlemler var mıdır, yok mudur? Bütün bunları hocamızla da konuşmaya çalıştık. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardında günün önemli gelişmeleriyle yeniden birlikteyiz.